Ilgının Dünyası. Hey, benimle gezmeye ne dersin? Ha? Nasıl olur? Sen yürüyemezsin ki. Bu önemli değil. Beni yapan insanlar tüm programları hafızama yüklediler. İstediğim yere gidebilir ve seni de götürebilirim. Çok güzel. Öyleyse hemen gidelim. O zaman beni dinle. Gözlerini kapa, şimdi seni ışınlıyorum. Tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Birazdan evimdeyiz. Evinin nasıl bir yer olduğunu çok merak ediyorum. Geldik mi? Burası mı? Evet, evime hoş geldin. Seni uzun bir yolculuğa çıkaracağım. Ne? Yolculuk mu? Şimdi yolculuğumuz başlıyor. Gözlerini kapat. Çok heyecanlıyım. Sakin ol. Burası çok güzel bir orman. Burada ilk insanlar yaşıyor. Bu sesler nedir? İlk insanlar davullarla haberleşirmiş. Her davul sesinin bir anlamı vardır. Nasıl yani? Örneğin, davula bir kez vurduklarında size geleceğiz. Karşıdaki davuldan bir ses gelirse gelmeyin demekmiş. Bu şekilde haberleşme sağlayabiliyorlarmış. İlginç. Bundan sonra ben de karşıda oturan arkadaşımla böyle haberleşeceğim. Sakın ha! Çevrendeki insanlar rahatsız olur. İlk insanlar zorunlu olarak bu yola başvurmuşlar. Anlaşıldı. Hadi biraz ormanda gezelim. Tamam. Sana göstermek istediğim daha çok şey var. Aman Tanrım! Yangın var. Hemen itfaiye haber verelim. Telaşlanma, o yangın değil. İnsanların haberleşmek için kullandıkları başka bir yöntem. Nasıl yani? Bak, dumanlar kesik kesik havalanıyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Tıpkı davul sesi gibi. Gerçekten benziyor. Sen sakın çakmak ve kibritle oynama. Kendine ve başkalarına zarar verebilirsin. Ben zaten hiç oynamıyorum ateşle. Hadi bakalım. Yolculuğumuza devam edelim. Şuna bak. Kuş bavulunu almış, gezmeye çıkmış. Bu çağdaki insanlar haberleşmek için güvercin ve köpek kullanmışlar. Ya, peki kuşlar ve köpekler nasıl yollarını bulmuşlar? İnsanlar onları eğitmişler. Posta işlerini onlar sayesinde yapıyorlarmış. Gel bakalım. Bana ne haberler getirdin güzel kuş? Ben de köpeğimi haberleşmede kullanabilir miyim? Hayır. Çağımızda buna gerek yok. Peki ben nasıl haberleşeceğim? Acele etme ılgın. Sırtındaki adam nereye gidiyor? O mu? Mektup taşıyor. Neden arabayla gitmiyor? Henüz araba icat edilmemiş.
Bu nedenle insanlar at üzerinde ya da at arabalarıyla seyahat ederlermiş. Şimdi nereye gidiyoruz? Burası bir matbaa. Hadi içeri girelim. Burada gazete basılır. İnsanlar gazete aracılığıyla dünyadaki olayları öğrenirler. Biz her gün gazete alıyoruz. Annem ve babam okuyor, ben de resimlerine bakıyorum. Bu aletin adı da telsiz. İnsanlar bunlarla da haberleşirler. Ben de telsiz alacağım. Apartmanımızdaki kapıcı amcayı da alacağım. İstediklerimi telsizle bildireceğim. İnsanların belli bir çalışma saati vardır. İstediğin zaman çağıramazsın. Bak Ilgın, bu da radyo. Radyo sayesinde dünyadaki olaylardan haberdar oluyoruz. Radyo işitsel bir alettir. Benim odamda da var. Çok güzel Ilgın. Geceleri radyodaki masalları dinleyerek uyuyorum ben. Hadi gel. Radyonun yanında bir iletişim aracımız daha duruyor. Şimdi onu tanıyalım. Bu bir televizyon. Televizyon da hem işitsel hem de görsel bir iletişim aracıdır. Yani sesleri duyar ve görüntülerini görürüz. Televizyon sana benziyor. Evet, benzerliğimiz var. Ben televizyon izlemeyi çok severim. Bütün gün mü? Hayır, sadece çocuklar için hazırlanan programları izlerim. Büyüklerin programlarını izlemiyorum. Aferin sana. Çok güzel bir davranış bu yaptığın. Hadi içeri girelim. Bu da bildiğin gibi her yerde olan telefon. Biliyorum. Canım sıkıldıkça her yeri arıyorum. Ilgıncığım, telefon bir haberleşme aracıdır. Can sıkıntımızı giderecek bir alet değildir. Gereksiz yere konuşmamalıyız. Hem başkalarını rahatsız etmeye hakkımız yok. Özür dilerim. Yaptığım şeyin hatalı bir davranış olduğunu düşünemedim. Bu da cep telefonu. İnsanlar her yerde bununla telefonlaşabilirler. Ben de cep telefonu alacağım. Hayır, çocuklar cep telefonu kullanamaz. Cep telefonu senin kalbine ve beynine zarar verebilir. Büyüyünce cep telefonu alabilirsin. Şimdi sıra sana geldi. İnsanlar beni her alanda kullanırlar. Tuşlarımdan istediğin bilgilere ulaşabilirsin. Dünyanın çok uzak bir yerinde bulunan arkadaşınla internet aracılığıyla haberleşebilirsin. Böylece zamandan tasarruf sağlamış olursun. Bilgisayarınızı kapatın.